Bizim aklımız yok mu? Alimin aklı kadar benim de aklım var. E doğru. Senin de aklın var. Ama senin aklın tıbba çalışmış. Gitmişsin tıp konusunda kendini yetiştirmişsin. Eğer alimler, din alimleri senin alanına müdahale ederlerse yanlış yaparlar. Senin aklın tıbba çalışmış. Doğru, senin aklın var. Ya alimin aklı var, bizim aklımız yok mu? E senin de aklın var. Senin aklın da tarıma çalışmış. Tarımcılığı çok iyi biliyorsun. E benim de aklım var. Evet senin de aklın var. Senin aklın da ticarete çalışmış. Güzel ticaret yapıyorsun. Ya alimin aklı var bizim aklımız yok mu? E senin de var. Senin aklın da fitneye iyi çalışıyor. Kimisinin de aklı fitneye iyi çalışıyor. Aklını vermiş şeytana şeytan ha bile çalıştırıyor o aklı. Aziz kardeşlerim. Alim din konularında yıllarını vermiş. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl okuyor, diz çürütüyor, araştırıyor. Alim kalbini ilim suyuyla sulamış. Benliğini yani bünyesini ilim hamuru ile yoğurmuş. Onun da aklı var. Aklını ilim suyuyla sulamış, kalbini ilim hamuruyla şekillendirmiş. Onun da aklı o yönde işliyor. Birisi tıp yönünde. Dolayısıyla kardeşlerim, dinimizi sağlıklı yerlerden öğrenelim. Eğer yanlış adreslere gidersek hurafeleri bid'at ediniriz. Bitiriyorum. Hoca efendi talebesine ders verdi ama talebenin dersi bitmeden medreseyi terk etti. Terk etti. Üstad dedi nereye gidiyorsun dedi ben artık bitirdim dedi. Yani gideyim artık hizmet edeyim Allah'ın dinle dedi. Ya daha sen pişmedin, olgunlaşmadın. Kardeşlerim ağaçtaki dalındaki meyve olgunlaşmadan onu koparıp yersense tat vermez. Hatta bazen acı tadar insan. Tadını vermesi için olgunlaşması lazım. İlim adamı da böyledir. İlim adamı olgunlaşmalı olgunlaşmadan tat vermez. Acı da tadar. Üstad bu talebeye dedi ya dedi ya sen daha tat verecek kıvama gelmedin. Gitme oku. Birkaç zaman kal havzada. Bu kaldı. Kaldı. İki gün üç gün sonra abdesthaneye indi üstadı. Baktı. Hepinizden özür diliyorum bu mübarek Ramazan ayında. Anlatmak zorundayım. Affınıza mağruren. Üstad baktı içeriden ve ceden ses geliyor, dua sesi. Dua vardır. Abdest alırken okunacak dua, affedersiniz e, ee, vecede ihtiyaç giderirken okunacak dua. İlmihal kitaplarımızda bunlar var. Mezarlıkta okunacak dua, sofrada okunacak dua. Bunlar var. Mefatihul cinanda, ilmihalde bunlar vardır. Baktı içeriden dua sesi geliyor. Üstad şöyle bir kulağını böyle dikkat etti. Baktı ya adam öğrencisi kusuruma bakmayın tuvalette sofra duası okuyor. Evet üstad seslendi evladım. Avazın güzeldir. Güzel avazla dua okuyorsun ama duanın adresini şaşırmışsın. Okuduğun dua sofra duasıdır. Oturduğun yerin duası değil. Bulunduğun mekanın duası değil. Yani tuvalet dua, tuvalette okunan dua değil. Bu duanın yeri orası değil. Bu dua sofra duasıdır. Şimdi sen gel böylesinden dinini öğren. Böylesi sana din şinas olsun, din üstadın olsun sana din anlatsın. Neyi anlatacak sana, neyi öğretecek? Biliyor mu ki sana ne anlatsın? Dolayısıyla aziz kardeşlerim, bizler dinimizi öğrenmemiz için arayış içerisinde olmamız lazım. Seçici olmamız lazım. Her konuda seçici olduğumuz gibi seçici olmamız lazım. Ve seçme konusunda da Allah zaten din öğrenme meselesinde vitrine bırakmış bırakılması gerekenleri. Enbiya din öğrenme vitrininde en öndedir. Sonrasında enbiyanın vasileri peygamber efendimizden sonra onun vasileri Ehli Beyt imamları sonrasında dört tane İmam Mehdi Aleyhisselam'ın özel naibi sonrasında müçtehitlerimiz ve müçtehitlerimizin etrafında olan çalışkan, muhlis, dini bilen, ilmi bilen, fıkhi bilen, akaidi bilen muhlis, ihlaslı ilim adamları. Allahu Azze ve Celle bizleri